GGT'li sertifikacı yazarından merhaba. Biliyorsunuz Noyan Doğan köşesinde Bağkurların sorularına da sık sık cevap veriyor. Borcu olan Bağkurlu'nun sigortalılığı nasıl durdurulur adlı bir köşesi yazmış bu hafta. Soru 2015'te kendisine gelen soru şu şekildeymiş. 2015'te dükkan açtım. Bir defa Bağkur primlerini sildirdim. Bağkur sigortalılığım durdurulmuş görünüyor. 24 aylıkta Bağkur borcum gözüküyor. EYT'den emekli olmak istiyorum ama olamıyorum. Sigortalılığım neden durdurulmuş? Emekli olabilmek için ne yapmam gerekiyor demiş Murat T. adlı okuru. O da şu şekilde cevaplamış. 12 ay veya daha fazla prim ödenmemiş. Bağkur sigortalıları son primi ödenmiş ay itibariyle sigortaları durduruluyor. Eğer hiç prim ödenmemişse ilk Bağkur tescil tarihinden itibaren sigortalık süresi durduruluyor. Durdurulan bu süreler sigortalık süresinden sayılmıyor. Bu nedenle de emekli olamıyorsunuz. Durdurulan hizmet süresini isterseniz yeniden aktif hale getirebilirsiniz. Bunun için cari prim tutarı üzerinden hesaplanacak borç tutarını 3 ay içerisinde ödemeniz halinde durdurulan hizmet süreniz geçerli hale gelir. Böylece emekli olabilirsiniz demiş. Yine kendisine gelen başka bir soruda 1986 doğumluyum. İlk sigorta tarihim ise 12.3.2006 demiş. Şu anda 6.000 sigorta primim var. Ne zaman emekli olabilirim diye Arzu İ sormuş. Cevaben de şöyle söylenmiş. 7.000 prim günüyle 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyorsunuz. Bu durumda 1.000 gün yani 2,5 yıl daha prim ödemeniz gerekiyor. Prim gün sayınızı doldursanız bile emeklilik için 58 yaşında bekleyeceksiniz demiş. Bir başka soruda da eşimin hamileliği uzadı ve geç doğum yaptı. Bu süre içinde çalışmadı. Bu gibi durumlarda analık sigortasından para ödeniyormuş. Bu sigortayı nereden ve kimden alabileceğiz? Doğum süresi uzaması halinde de bize ödeme yapılır mı demiş Nevzat K. Noyan Doğan da bahsettiğiniz konu analık sigortasına giriyor. Gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk 8 haftalık çoğul gebelik halinde ise ilk 10 haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve engellilik halleri analık hali kabul ediliyor ve bu süreler için hem iş göremezlik ödeneği hem de emzirme parası ödeniyor. Ödemeyi de SGK yapıyor. Hastanede elektronik ortamda düzenlenen analık raporları SGK sistemine de geçiyor. Burada dikkat edilmesi gereken husus demiş Noyan Doğan. Gebelik nedeniyle istirahat raporu alınmasına karşın çalışılmaya devam edilir veya rapor alınmadan istirahate çıkılırsa SGK ödeme yapmaz. Geç doğum olması halinde ise geçici iş görmezlik ödeneği ayrıca ödeniyor. Geçici iş görmezlik ödeneği ise yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı, ayakta tedavilerde ise 3'te 2'si kadar. Ergün S. adlı bir okuru sormuş. Ağustos ayında işveren tarafından işten çıkarıldım. İşsizlik ödeneği almak için başvurdum. Kabul edildi. 8 ay boyunca işsizlik maaşı alacağım. Ancak bu sürede emekliliğim işlemeyecek. Emeklilik için isteğe bağlı sigortalı olsam ve prim yatırsam işsizlik maaşım kesilir mi? Demiş. İsteğe bağlı sigorta yaptırabilirsiniz. İsteğe bağlı sigorta olduğunuzda ve prim ödediğinizde işsizlik maaşınız kesilmez. 8 ay boyunca maaş almaya devam edebilirsiniz. Ancak gelir getirici bir işte çalışmamanız gerekiyor. Bu durumda işsizlik ödeneğiniz kesilir demiş. Hatice M. adlı okur ise Bağkurluyum. 5.000 prim günüm var. Sağlık sorunu nedeniyle malulen emekli olmak istedim ve başvurumu yaptım. Raporu bekliyorum. Ben bu durumda malulen mi emekli olacağım? Engelli emekliliğimden mi maaş bağlanacak demiş. İlk işe başlanan tarihten önce engelli olanlar malulen emekli olamıyor. Engelli şartlarında erken emekli olabiliyor. İşe başladıktan sonra herhangi bir nedenden sakat kalan, sağlık sorunu olan ve bunu da kurul raporu ile tasdik ettirenler malulen emekliliğe hak kazanabiliyor. Bağkurlu çalışanlar da çalışma gücünü ya da iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle meslekte çalışma gücünü kaybetmeleri halinde malulen emekliliğe hak kazanıyor demiş. Ve son olarak da Tarık M. adlı bir okur 60 yaşında emekli oldum. Çalıştığım şirketten tazminatımı da aldım. Emekli maaşı alıyorum ve aynı iş yerinde de 2 yılda çalışmaya devam ediyorum. Bu yılın sonunda ikinci yılım dolacak. Sene başında ayrılmak istiyorum. İşveren geçen 2 yılım içinde tazminat öder mi diye sormuş. İlk çalışma dönemimize göre emekli olduğunuz kıdem tazminatını aldığınız için artık kıdem tazminatınız sıfırlanmış sayılıyor. Bu durumda iş yeriniz ile yeni bir iş sözleşmesi yapıp çalışmış oluyorsunuz. Bu durumda kendi isteğinizle istifa ederseniz işveren 2 yıllık ikinci döneme ait çalışmanızdan doğan tazminatınızı ödemez. Kıdem tazminatı alabilmeniz için işverenin sizi işten çıkartması gerekiyor demiş Noyan Doğan.
Bir başka sesli köşesinde görüşmeden önce eğer yazımızı beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve daha fazla Bağkurulu'nun bu sorunları duymasını ve kendi sorunlarına çözüm getirmesine yardımcı olun diyoruz. Hoşçakalın.